Merhaba arkadaşlar, Unity eğitimine devam ediyoruz. Bu bölümde hani burada yazılarımız oluyor, skorlarımız oluyor, tekstimiz oluyor. Onları nasıl ayarlayacağız, onu göreceğiz. Önce tekste bir girmemiz gerekiyor. Tekst nedir? Sahnemizde bazen yazılar yazdırmamız gerekir. Skordu, candı, saatti. Bunun için yazı objesi, tekst yazı, yazı demektir. Yazı objesi kullanırız. Fakat bu teksti çağırdığında bir de bunun üzerine bir e, canvas diye bir şey geliyor. Bir de bir şey daha geliyor event bilmem nesi. İşte bunlar niye geliyor? Şimdi biz burada bak şurada UI ne kullanırsan kullan. ister canvas aç sonra text ekle veya direkt text ekle. Ekliyorum şu anda. Ekledim. Canvas otomatik oluşacaktır. Canvas ne biliyor musun? Tablomuz. Bu yazıydı, sprite'dı, bilmem neydi. Bak şöyle hayvan gibi şuraya canvas'ımızı görüyorsun değil mi? Canvas'ımız. Of of of. Canvas'ı kocaman ayarladı. Bunları nasıl düzelteceğiz? Hepsini göstereceğim. Bu canvas'a yazar. Başka bir şey, ya başka türlü yapamazsın bunu. Event ise, şimdi mesela bazen butonlarımız oluyor, bir şeylerimiz oluyor. Bu event sistem olmazsa da o butona tıkladığım zaman şu gerçekleşsin falan filan diyemem. Bu event sistem o yüzden otomatikman oluşuyor. Bunları sonra değineceğim. Ben burada şimdi ilk başta niye değinmek istiyorum? Kanvas'a değinmek istiyorum. Çünkü uçtu gitti kanvas. Kanvas ne oldu? Bakalım lan boyutu ne kadar büyük. 1280-720 boyutunda. Ben bunu kanvası kameramın boyutunda olmasını istiyorum. Ne yapacağız? Tutup büyüteceğiz mi şöyle? Bak büyümez. Şöyle göstereyim. Küçülmez. Onu yapmaya çalışırsanız olmaz. Bak böyle yaparım. Bak, küçülmüyor. Hiçbir şekilde küçülmüyor. Ben bunu kamera boyutuna nasıl küçültebilirim? Bunun için canvas'a tıklıyoruz. Kanvastan sonra bak bu kendi kafasına göre. Şunu basarsan artık kendini küçültüp büyütebilirsin demek. Kameraya basarsan kamera seçtiğin kameraya göre ayarlar. Pixel Perfect Burada onu göremeyiz şu anda. Short order ise öndelik, delik delik. Tamam mı yani? Hangisi hangi kanvas daha önde olsun? Hangi kanvas daha geride olsun? Biz şu anda şu büyüklüğü iptal edelim. Word space deyip artık şunu çırt çırt diye demiştik. Ama biz daha güzel bir şey istiyoruz. Kameramız boyutunda olsun istiyoruz. Kamera boyut dedikten sonra kameramız burada yok. Bak hangi kameraya göre bir sürü kamera olur. Ben diyorum ki ana kameraya göre diyorum. Ana kamerayı alıyorum buraya sürüklüyorum. Kanvasımızı artık gördüğün gibi bu şekilde. Bak şurada bir ne var? Next text var. Bak yazı da küçüldü. Burada baya bir detaya gireceğiz arkadaşlar. Şimdiden hazır olun. Benim burada anlatmak istediğim şey, şimdi önce bir yazıyı büyütelim. Yazıyı büyütelim yazımız gözüksün çünkü yazıda yazı bölümü text birime daha gelmedim ama texten font size 50 yaparsak bir sıkıntı olmaz bence. 50 yaptım ve yazımız artık gözükmüyor. Çünkü ben e, bu şekle göre ayarla demedim. O küçük bir şekilde olarak kendini hatırlıyor bak büyütüyorum 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 bak aha, çıktı ortaya. Çünkü bunun boyutu bu kadar sen bunu küçültürsen gözükmez şu kadar yaparsan gözükmez ama büyütürsen gözükür. Yazımız gözüküyor Ben yazımızın gözükmesi benim için yeterli arkada olmasının bir önemi yok. Şu V harfi bak şunun arkasına gelmiş. Onu layer'lardan halledeceğiz zaten. Şimdi play diyelim istiyorum. Play diyelim. Açız, açılmadı. Play diyelim. Şimdi bak burada next text'imiz gözükecek. Çok güzel, değil mi? Ha buraya ayarladık. Bu kadar basitmiş ama bunun şimdi çok önemli yerleri var. Burada next text'imiz gözüküyor. Ben bunu kapattım. Şimdi game'e geçtim. Aynen böyle gözüküyor değil mi? Şimdi başka bir ekranı olan biri geldi. Telefon ekranı geldi. Bir şey geldi diyelim. 480 720 ekranlı bir şey geldi diyelim. Aa yazımız kayboldu. Biçti onu oradan. Veya 1024 aha yarısı gözüktü. 900 dersek de aha bu ortaya aldı. Ya bunlar ne biçim şey. Her telefonda mesela televizyonda oynuyoruz. Yazı buraya mı kayacak? Yazının ben burada olmasını istiyordum. Ya bir 1280 1280 720 mi oynayabilecek bu oyunu yani? Bunu ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bak bunun için burada ne var biliyor musun? Kanvas boyutu var. Kanvas boyutundan buradan şu ikisini de kesinlikle kullanmayın. Yani ben bu ikisi de bilip hiçbir işime yaramadı. Ben genelde ekrana göre ayarla diyorum. Ekrana göre ayarla diyorum da senin orijinal yani oyunu yaptığın ekranın ne diyor? Yani 1280'i 720 ya benim. Onu sen söyle diyor. 1280'e orijinal ekranını söyle. 720. Sen bana bunu söyle diyor. Ben ne yapayım diyor biliyor musun? Ben ondan sonra sen bunu mesela 920'ye 1080 dedin mi? Hala ekranda bak hiç irini oynatmadan güzel gözüküyor değil mi? Bak şunu dersem de güzel gözüküyor. Biraz küçüldü ama o ayarladı. Peki ben Alman'ın Asset Store'a girdim. Geri gireyim buraya durdurmak zorunda kaldım. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştim ki bak bunlara böyle güzel. Peki daha küçük bir televizyon, yani daha küçük bir ekranda eski 1024-768'li bir şey açarsa. Ah çok güzel. Yine hala korunuyor. Ama bir sıkıntı var. Yani 16'ya 9 gibi buradan gidince bunlar da bir sıkıntı olmuyordu fark ettiysen. Şurada biraz boyut küçülüyor. Tabii zaten küçülecek boyut küçüldü mü? Ama şöyle bir şey oluyor şimdi bak. Buraya geçince bu yani yine tamam yazıyı göre ayarlıyor kendini. Buradan biçiliyor ama bu biraz yukarı gitti. Yani niye böyle yukarı gitti? Bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi onu da nereden çözeceğimizi göstereyim. Önce sahnemize normal bir geçelim. Tamam sahnemizdeyiz. Canvas'dayım. Text'ime geliyorum artık. Text ilgili bir şey yapacağız. Şimdi bak Text'imde bu şurada şunlarla hiç uğraşmadan. Bak ben bunu böyle elimle böyle değiştirdim değil mi? Elimle böyle değiştirdim. Bunu, bunu buraya koydum. Tamam tam oturdu gibi geldi bize. Ama 1024'e geçince hop ortaya aldı. Şuraya aldı bir yere aldı. Bunun için çok güzel bir üniteli bir uygulama var. Uygulama var diyorum. Bir <laughs> düğme var. Bu düğmelerden bak buradan böyle. Diyorsun ki sen bunu köşeye koyduysan. Diyorsun ki bunu al bu köşeye sen yerleştir. Bu köşeye yerleştir dediğim vakit game'e geliyorum. 1024'teyim. Bin şey diyorum. Bak gördüğün gibi ne hala orada tuttu bizi. Ona göre. Bu zaten aynı güzeldi zaten. Bu da böyle güzeldi zaten. Ama gördüğün gibi 1024'te bak ne oldu? Böyle güzel oldu. Şimdi geçelim. Şöyle bir şey de var. Böyle böyle getiriyorum. Ben bunu böyle e, böyle uğraşmak istemiyorum. Ben bu acaba yani güzel ayarlayabilir miyim? Hemen uğraşmak istemiyorum. Alta basıyorsun. Tamam bak alta basılı tutuyorum. Buna bastım. Alta basılı tutuyorum. Bak şekli görüyor musun? Buna bastığım vakit hop onu otomatikman ayarlıyor. Bizim derdimiz de burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir daha bakacağız tabii ki biz bol bol bakıyoruz. Gördüğün gibi çok güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Demek ki neymiş? Bizim e, oyunumuza göre bu köşede olmasını istiyorsak o köşede ayarlayabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Çünkü siz oyunu sadece 1024 yapabilirsiniz. Ama oyunu oynayacak kişi farklı bir çözünürlükte oynayacaktır. Bu da ne olacaktır? E, saçma sapan şu ortada e, bir yazısı olacaktır. Hazır tekste geçmişken... Şurayı cart diye atlıyorum, burayı da atlıyorum. Buraya yazdığımızda ne bir text yazıyor mesela ben bunu A A A A yazdım bir de tamam mı? Ne text? Şu scan'e geçelim. A A A A yazdım şöyle görüyor musun? Şur ortaya alayım artık ben bunu önemli değil. Ee, Game'e geçelim. Arayal burada e, yazının şekli. Yazının şeklinde buradan hani farklı yazı şekilleri var ya. Buraya istersen onları yükleyebiliyorsun. İstersen de benim gibi yüklemiyorsun. Ben pek uzman değilim. E, seste de, de pek uzman değilimdir. Ben Unity'de zaten uzman değilim. Bunlar e, genelde mesela hep birbirine benzer şeyler. Bir şeyde yapınca buraları da bir iki şeyle anlayabiliyorsun zaten. Basit şeyler. Hani uzman değilim de, uzman değilim aslında Game Maker'da da uzman değilim. Yani ne yapayım işte kendi bir şeyler yapıyoruz ya. Burada fontun türü var, stili var, style. E, kalın yapabiliyorsun. bilmem ne yapabiliyorsun? Normal yapalım. Kalını tamam italik italik geç onu. Fontun boyutunu sen göstermiştim. 50 yaptım. Bu line space'i bak şimdi şöyle iki yapayım ben bunu. Bak görüyor musun şunu aşağı hani bunun mesafesini ayarlıyor. 3 diyorsun. Bir diyelim. Bu bunu ayarlıyor. Birinci satırla ikinci satırın arasındaki yeri ayarlıyor. Zengin metin belgesi ise buna mesela kod ekleyebiliyorsun. Hani var ya böyle şu büyük küçük işaretleriyle bir şeyler yapıyorsun. Onları yapabiliyorsun burada. Hani şu şurasında ve şurasında kalın yazmak istedim mesela oyunda. Yazabiliyorsun. Önemli değil. Bu ortalıyor, sağlıyor. Bunları şöyle aşağı, orta. Bunlara zaten word tuşları. Bunu geç şimdilik. Wrap bunları da geçiyorum. Ben bunlarla pek uygulan işe şey yapmıyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Bunları hiç açıkçası pek bir, bir şeyim de yok. Wrap sarmaşık böyle yazıyor, geri geliyor. Buna basarsam etmiş şey olmadı. Yani sarmaşık değil de böyle sağa doğru gidiyor gibi. <laughs> Neyse boş ver. Best fit çok güzel arkadaşlar. Bak best fit'teyiz şu anda. Şu anda şu skene geliyorum. Best fit'e basıyorum şimdi bak. Best fit'e bastım. Bir değişiklik yok. Minimum boyutu 5, maksimum boyut 50 olsun. Şu anda maksimum boyutu 50 olduğu için de biz de 50'ye ayarlamıştık bak. Burada size'ın bir önemi artık olmuyor. Bak küçülteceğim. Görüyor musun? Bak ne oldu? Abi ne, Nevtex bir sayı oldu. Belki 5 oldu. Belki 3 oldu. Minimumu ama 5 oluyormuş. Şimdi bak. Minimum boyutu 5 maksimum boyutu. Bak ben bunu istediğim kadar büyüteyim. Maksimum boyutu 50 olmaz. Ben bunu 100 yapayım. Bak maksimum boyutu artık 100. Bak görüyor musun? 100'e kadar izin veriyor. 100'den sonra sabit kalıyor. Aynı şekilde bunu da 50 yaparsam. Şu anda oldu herhalde. Tamam. 100 ve bak. Yine boyutunu bak hala nede görüyorsun. Kayboldu ama hala el şeyde. Bu da, bu da neredeyim lan ben? Font size neredeyim? Ha buradayım. Yani bunu da demek istediğim 25 diyebilirim. Maksimum 25'e kadar küçülür. Ondan sonra küçülmeye bırakır. Bak görüyor musun? Küçülmeye bıraktı. Küçüldü bıraktı. Burada maksimum, minimum ayarlayabilirsin. Şimdi ben bunu geri buraya taşıyacağım. Taşımadan önce şu AAA'yı silmek istiyorum. Buraya da. Bu birinci Pilier'in skoru olacak. Birinci Pilier'in golü olacak daha doğrusu. Sıfır diyorum. Sıfır dedikten sonra şöyle minimum 25 mi olsun? Minimum 50 olsun hadi gel. Minimum 50 olsun. Şu. Tamam minimum 50 yaptım. Geliyorum buraya. Ortaya ayarlı diyorum. Bunu da e, ismini değiştireyim. Ne diyeyim? Teksten ismini left score Left score dedim. Ve bunu şuradan buraya tırnaklı olmasına rağmen ben bunu buraya böyle aktarıyorum. Ctrl D diyorum bunu bir daha çoğaltıyorum. Left score 1 oldu. Bunu da buradan geçiriyorum. Şuraya koyuyorum. Tamamdır. Buraya iki tane skorumuz. Bu da left score diye bu rig. Rig ne lan? Body gibi. Left score değil de bu da rig. HT score. Tabi baştaki harfi büyük yapalım. Right score gördüğün gibi çok güzel oldu. Tabi daha anlatmam gereken şeyleri daha anlatamadım. Yani şurada rengimiz vardı. Rengimizi beyaz yapalım. Şunu da beyaz yapalım tabii ki. Erken davrandık biraz. Metal ekleyebilirsin. şimdilik bunları boş ver. <laughs> Anlatmıyorum boş ver onları. Şimdi ne yapalım bir de? Şey yapalım. Bir text daha açalım. Ctrl D dedim. Şuna. Ctrl D dedim. Tamam mı? Nerede bu şimdi? Buna Ahmet ile eğitim. Ahmet ile eğitim diye ayarladım. Şöyle açalım. Şurada şöyle gözüksün Ahmet ile eğitim diye gözüksün. Ahmet Ali Eğitim Ponk olsun. Tamam. The pong oyunda diyebilirdim. Ahmet Ali Eğitim Ponk. Bu da yani oyunumuzun ismi olsun. Böyle ayarladım bunu. Buraya bunu yazdım. Çünkü şurada beyaz olduğu için karışmasın diye. Bu da oyunumuzun başlığı olsun. Tamam buna da ne diyelim? Başlık diyelim. Nerede bu? Başlık diyelim. Şimdilik bu teksti öğrendik. Butonları da öğreneceğiz. Ama şimdi ben butonları anlatmayacağım bir sonraki videoda. Ne anlatacağım? Düşüneyim. Ne anlatacağımı sonra düşünürüm. Kendinize iyi bakın.